Fırtınalı bir aşk bu. Öyle kolay anlatılamaz. Gelip geçen bir şey değil ki bu. İstesem de kurtulunmaz. Fırtınalı bir aşk bu. Şimdi izin verirsen biraz acelem var. Ne acelesi? Tanımadığım biriyle çok önemli bir görüşmem var. Neymiş bu görüşme? Çok merak ettim doğrusu. Patron sen olabilirsin. Ama yine de seni ilgilendirmeyen şeyler olabilir. Ayrıca sadece burada mutlu olabileceğimi düşünüyorsan yanılıyorsun. Sinan. Senin için çok endişeleniyorum. Bugün yine Emir'in sana nasıl davrandığını gördüm. Ay aman anne. Aslında bunların hepsine sebep oluyorsun. Seni parmağında oynatıyor ve sen ona hiç sesini çıkartamıyorsun. Anne, daha kaç kere söylemeliyim? Benim hayatıma karışma. Düşündüğümüzden de korkak çıktı. Sinan mı? Çok dik kafalı. Şu anda dışarıda birisiyle iş görüşmesi yapıyor. Buna inanmıyorsun umarım. Yani yeni bir iş aradığına. Hayır Ekrem. Sinan seni ortada bırakamaz. Öyle bile olsa... Ben her zaman senin yanındayım. Unutma ki hiç kimse vazgeçilmez değildir. O işi hala istiyor musunuz? Tabii ki. Kendi ayaklarımın üzerinde durmalıyım. Burası olmazsa başka bir yere de başvurabilirim. Hayır gerek yok. Benim imzam sadece formalite. Restoranda kararları Emir verir. Emir tamam dediyse iş sizindir. Seviyor. Of Ayça, saçmalama ya. Seviyor, sevmiyor. İnci Güler, tabii gerçek adı buysa. Ne demek istiyorsun? Bu tavsiye mektubu sahte. Bu kadın bir dolandırıcı. Seviyor, sevmiyor, seviyor. Gördün bak, o da beni seviyor. Bak, duyuyor musun? Neyi? Düğünde çalan şarkıları. Çok net duyuluyor. Aman Ayça, illa abartmak zorunda mısın? Hiç de abartmıyorum. Sen ve Sinan birbiriniz için yaratılmışsınız. Bunu hissedebiliyorum. Buna inanamıyorum. Şuna bir bakar mısın? Bu belge sahte. Nasıl anladın? Tarihe bir bakar mısın? Onu değiştirmeyi unutmuş. Tarihi değiştirmeyi unutmuş ne demek? Sinan, görmüyor musun? Şu tarihe bir bak. Bu İnci Güler denen kız... Tavsiye mektubunu kendisi hazırlamış. Hem de dün. Tarihi değiştirmeyi unutmuş. Evrakını imzalamadın. Değil mi Sinan? İmzaladım. Olamaz.
ki de haklısın. Yürüyüş sırasında da öyle hissettim. Onu uzun zamandır tanıyormuşum gibi. Ben de bunu diyorum ya işte. Siz birbiriniz için yaratılmışsınız. Ve şimdi de onun yanında çalışmaya başlayacaksın. Ama mutfakta. Çok da abartılacak bir şey değil. Peki. Durumun ne olduğunu şimdi göreceğiz. Hangi durumu? Bak şimdi. Bu sefer de seviyor çıkarsa hiç mazeretin kalmayacak, haberin olsun. Sinan İnci seviyor. Sen delisin. Seviyor. Bunun mutlaka bir açıklaması olmalı. İnci'nin sahtekar olmasına imkan yok. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ki? Onu nereden tanıyorsun? Hiçbir yerden. Onu hiç tanımıyorum. Sinan bana bak. Yoksa onun aranızda bir şeyler mi var? Doğruyu söyle. Saçmalama Emir. Tabii ki yok. Tam isabet. Tabii ya. Kesinlikle aranızda bir şeyler var. Ya şu tavrını keser misin? Öyle bir şey yok. Sana inanmıyorum. Seviyor. Sevmiyor. Sinan İnci'yi seviyor ve onunla evlenecek. Madem bu kadar ısrar ettin, seni kırmayalım bari. Bu sayeden ben değilim ki. Kaderiniz. Sen bence parayla fal bakmalısın. Çok zengin olabilirsin. Ünlü falcı Ayça. Aslında fena fikir değil ha. Bu kadar yeter. Bu konu hakkında tek kelime daha duymak istemiyorum. Ben de sahte evrak düzenleyen bir eleman istemiyorum Sinan. Temizlik yapacak sadece mutfakta. Bütün işleri yönetecek değil ya. Sinan, burası bir aile oteli. Burada çalışan herkesin birbirine güvenmesi gerek. Aksi takdirde işler yürümez. Ne zaman işlere yetişemesen mutfakta yeni bir elemana ihtiyacın olduğunu söyleyip duruyordun. İşte sana yeni bir eleman. Adı da İnci Güler. Konu kapanmıştır. Dur bir dakika. Onu istiyor musun, istemiyor musun? Ya İnci'yi kabul edersin ya da başka hiç kimsenin işe girişini imzalaman. Tam zamanında geldin hayatım. Çay ister misin? İyi olur hayatım. Teşekkür ederim. Sizinle sadece 2 gün kaldı ve daha hazırlıklarımız bitmedi. Merak etme, hallolur. Sinan'ın nişanı beni çok heyecanlandırıyor. O gün unutulmaz olmalı. Nişan evliliğe atılan en önemli adımdır. Her şey mükemmel olacak. Ve mükemmel bir çift. Sinan'ın nihayet evliliği düşünmesi beni çok mutlu ediyor. Yeşim de gerçekten harika bir genç. Ve annesinin oteller zinciri gittikçe büyüyor. Tabii bu konu Sinan ve Yeşim'in mutluluğundan sonra geliyor. Öyle değil mi Ekrem? Elbette. Ama biraz iş konuşmanın zararı olmaz. Biliyorsun. Para parayı sever. Ekrem sen iflah olmazsın. Girin. Rahatsız etmiyorum ya. Gene işle ilgiliyse bugünlük bu kadar yeter. Ama acilen sormam gereken bir şey vardı. Neyse, siz işinize bakın. Benim zaten nişan hazırlıklarıyla ilgilenmem gerekiyor. Canın mı sıkkın? Alev. Konu eğer halkla ilişkilerse dinlerim. Ama lütfen gene otel yönetimiyle ilgili tavsiyelerde bulunma lütfen. Merak etme. Bir de Sinan konusunda verdiğim kararın hala arkasındayım. Bu konudaki fikrini değiştirmek gibi bir niyetim yok zaten. Ayrıca bu nişan otelimizin prestiji açısından çok önemli. Yeşim ve Melek Ergüven buradan mutlu ayrılmalılar. Sen ne soracaktın? Önce biraz çay içsek. Thank you.
Alev, sen de biliyorsun ki ben de otelin büyümesini çok istiyorum. Ama biz kararımızı verdik ve artık bu konuda konuşulacak bir şey yok. Evet, tabii ki biliyorum. Ama galiba önümüzde yeni bir fırsat var. Sadece çayla yetinmeyeceğini tahmin etmeliydim. Oteli nasıl büyüteceğimizi biliyorum. Üstelik hiçbir problem yaşamadan ve kimseyi de kaybetmeden. Kuzey eti nerede kaldı? Ay yeşillikleri bırakın. Önce ana yemeği hazırlamamız lazım. Bunları biraz daha ince keser misiniz? Nihayet gelebildiniz. Konuşmamız gerekiyor. Ne var, ne oldu? Mutfağa bir eleman alınacak mı, alınmayacak mı? Pirzolalar eksik. Baksın. Bu böyle devam edemez. Birini işe almamız gerekiyor. Ortalığı çekip çevirecek birine ihtiyacımız var. Merhaba. Ben İnci. Bugün burada işe başlıyorum. Hadi sallanmayın. Onun ne yapması gerektiğini anladım. Daha önce hiç bir mutfakta çalıştın mı? Evet. Bu kadar büyük değildi ama ne yapmam gerektiğini söyleyeyim, ben hemen anlarım. Burada çalışmayı hafife alma. Ne kadar zor olduğunu göreceksin. Elimden geleni yaparım. Peki madem öyle, sebzelerle başla o zaman. Hı hı. Yalnız biraz elini çabuk tut. Birazdan salata servisi yapmamız lazım. Hadi hadi, acele edin. Konuya dönelim. Düşündüm ki Yeşim ve Sinan'ın evliliği yeni bir ortaklığa sebep olabilir. Ve birlikte yeni yatırımlar yapmaya karar verebilirler. Nasıl ama? Doğru. O zaman Ergüven ailesinin parasıyla bütün oteli yenileyebiliriz. Ve bir golf sahamız olur. Sinan Yeşim'le nişanlanacağını söylediği zaman bunları düşünmediğimi mi sanıyorsun ha? Ama bir sorun var. Bizim bir tek otelimiz var. Onlarınsa oteller zinciri. Bu durumda biz küçük ortak olacağız ve neyin nasıl olacağını onlar karar verecekler. Yanılıyorsun hayatım. Bil bakalım kim güneye yerleşme hazırlıkları yapıyor? Kim? Sinan'ın müstakbel kayınvalidesi ve Ergüven Oteller Zinciri'nin yönetim kurulu başkanı Melek Ergüven. Melek mi? Hı hı. Ciddi misin? Kendine geniş bir arazide çok lüks bir villa yaptırıyor. Görünen o ki Melek Ergüven emekliliğe hazırlanıyor. Hem de tahmin edemeyeceğin kadar yakın bir zamanda. Çok kurnazsın benim güzel. Ben sadece işimi iyi yapmaya çalışıyorum. Melek Ergüven'in şu anda aklında tek bir soru var. O da otelin işlerini kime devredeceği. Yeşim ve oğlu Nedim'in bu konuda ne bir iş tecrübesi var, ne de yetenekleri. Sinan'ın tam tersine. Sinan sadece bu otelin değil, bütün oteller zincirinin genel yönetimine gelecek. Hem de tam yetkiyle. Buna finansal yetki de dahil. Bu birleşme konusunu ailemle görüşmeliyim. Aslında ailenin reisi ve otelin sahibi olarak en tepede sen varsın. Önemli olan senin kararın. Beni etkilemeye çalışmana gerek yok. Bu konuda ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum.
Alo. İnci'yi mi? Peki tamam. Söylerim. Tamam Sinan Bey. Ver bakayım onu bana. Öyle temizlenmez. Çok kazıdım ama bir türlü çıkmıyor. Ne kadar kazıdığın değil, nasıl kazıdığın önemli. Buradan değil, burada. Zihin gücüyle tencere kazıma yönteminiz de var demek. Bunu bir ara bana da öğretin. Aman çok komik. Ben burada öğretmen değilim. Hadi elini çabuk tut. Patron seni bekliyor. Emir Bey mi? Ama ben o nerede bilmiyorum ki. Sinan Bey. Ha, öyle mi? Tamam o zaman. Hemen geliyorum. Evet, neymiş bu çok önemli mesele? Bu gece bir şey yapar mıyız diye soracaktım. Ne yapabiliriz, bir fikrin var mı? Yani İstanbul'a bir kaçamak yapabiliriz diye düşünmüştüm. Bu pek iyi bir fikir değil. Hem evden nasıl çıkacaksın? Onu hallederim ben. Zeynepler'de kalıyorum falan derim. Hmm. Hem Taksim'de yeni bir Çin restoranı açılmış diye duydum. Of, Çin yemeklerini pek sevmem, bilirsin. Sonra da biraz yürürüz diye düşünmüştüm. Ya niye burada kalmıyoruz ki? Hep burada kalıyoruz. Ne güzel, kafamızı dinleriz, keyif yaparız. O zaman B planına geçiyorum. Sinemaya gitmeye ne dersin? Aa, sinemaya gidersek olmaz, araba kullanmak zorunda kalırım. Hem o ayrı, sinemaya gidecek kadar vaktim olmaz. Restorandan kaçta çıkacağımı biliyorsun. Bu bahane işe yaramaz. Son metine 22:15'te yetişebiliriz. Bilemiyorum. Emir lütfen. Uzun zamandır sinemaya gitmedik. Ve ben bu gece gerçekten seninle güzel bir yerlere gitmek istiyorum. Pekala tamam. Sen kazandın. Teşekkür ederim. Ortadan kayboluyor. Tahmin etmiştim. İşi de beceremiyor. Mutfağa bir eleman alınmasını istemiştiniz Belkıs Hanım. Ve biz o elemanı aldık. Onu çalıştırmak sizin göreviniz. O artık sizin sorumluluğunuzda. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Anneciğim neyin var senin? Sen bu işe karışma Melda. Eğer bahsettiğin kişi benim tanıştığım İnci ise gerçekten çok iyi bir kız. Ona biraz zaman tanı bence. Burada birilerini eğitecek kadar zamanım yok Melda. Üstelik bu işin ne kadar stresli ve yoğun olduğunu sen de biliyorsun. Biliyorum tabii. Ama yeni başlayan birinin bocalaması normaldir, öyle değil mi? Evet. Gir. Merhaba Sinan. Benimle konuşmak istemişsin. Bir sorun mu var? Bana bunu izah edebilir misin? Yüzüme bak. Bana sahte referans mektubu vermişsin. Özür dilerim. Bu kadar mı? Böyle bir şeyin mazereti olamaz biliyorum. Evet. Kesinlikle. Senin yakınlarında olmak istedim. Ve bu işe girmem gerekiyordu. Sahte belgelerle. Beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattın.
Çok özür dilerim. Gerçekten çok üzgünüm. Bence işe devam edebilirsin. Orada basit bir yardımcı olarak çok büyük bir aksilik çıkartamazsın nasıl olsa. Neden böyle konuşuyorsun? Eğer bir sahtekar olduğunu bilseydim sana asla güvenmezdim. Sahtekar mı? Evet. Kim bilir bana başka ne yalanlar söyledin. Bir saniye. Sen beni ne zannediyorsun? Herhalde beni rahatça kandırabileceğini düşünüyordun. Buna gerçekten inanıyor musun? Neye inanmalıyım sence? Peki. Öyle düşünüyorsan. Rahatsız etmiyorum değil mi? Hayır baba. Bir sorun mu var? Seninle çok acil bir şey konuşmam gerekiyor. Ama görüyorum ki meşgulsün. Yok. Hayır hayır. Mühim değil. İnci Hanım zaten çıkıyordu. İstanbul'a gitmeyi düşünüyorum. Sen de gelsene biraz eğleniriz. Sanmıyorum. Aa, neyin var senin? Ne yaptığımızı anlamış. Kim? Sinan. Yoksa şimdi o? Evet. Sahte referans mektubu hazırladığımı biliyor. Nereden öğrenmiş olabilir ki? Of, zaten çok saçma bir fikirdi. Niye böyle saçma bir şey yaptık ki? Özür dilerim İnci. Sadece sana yardımcı olmak istiyordum. Peki şimdi ne olacak? İş konusu ne oldu? İşe devam edebilirmişim. En azından bu da bir şey. Sinan nasıl peki? Çok hayal kırıklığına uğramış. Haklı da. Peki bunu neden yaptığını ona anlattın mı? Denedim. Ama beni dinlemedi bile. Tam o sırada babası içeri girdi ve... Kötü olmuş. Peki ne yapacaksın şimdi? Çalışmaya devam edeceğim. Yoksa başım çok daha fazla derde girecek. Sinan, sen bu otelin müdürüsün. Ve böyle bir birleşmenin otele nasıl bir yararı olacağının farkındasındır. Tabii. Böylece tesisatı yeniletebiliriz. At parkurunu büyütebiliriz. Restoranı nasıl güne kavuşturduğumuzu hatırla. Evet. Ne düşünüyorsun? Peki ama sana bu fikri kim verdi? Kim verecek? Bu tabii ki benim fikrim. Ben uzun zamandır eşimle birlikteyim. Böyle bir şey aklına yeni mi geldi? Öyle de sen de doğru olanı yapmaya yeni karar verdin. Benim için fazla ani oldu baba. Düşünmek için biraz vakte ihtiyacım var. Neden? Kafanı kurcalayan bir nokta mı var? Hayır. Ne var peki? Göründüğü kadar kolay değil baba. Bunlar uzun vadeli planlar. Evet. Evlilik de uzun vadeli bir karar değil. Ve sen Yeşim'le bir ömür boyu birlikte olmak istiyorsun. Haklı değil miyim? Doğru, haklısın. O zaman sorun yok. Bizim işimizde uzun vadeli planlar yapmak gerekir. Sen bir düşün. Emin ol her şey yoluna girecek. Tabii ki böyle bir birleşmenin otele neler sağlayacağını biliyorum. Birleşme mi? Merhaba Emir. Merhaba. Ne birleşmesi? Bugün hangi harika tatlıyı yiyoruz Emir? Krem brüle, dağ çileği ve karamel soslu. Menüye eklemeden önce fikrinizi almak istedim. Nefis. Ama anladığım kadarıyla önemli bir konuyu kaçırmışım. Sana daha sonra anlatacaktım. Doğru. Haklısınız. Siz işle alakalı önemli konuları konuşurken
beni yanınızda istemiyorsunuz. Herhalde konuşmanız bittikten sonra neye karar verdiğinizi anlatma inceliğinde bulunacaksınız. Dur bir dakika Emir. Hiçbir şey kaçırmış değilsin. Ben de konuyu 5 dakika önce öğrendim. Allah'ın cezası. Emir. Emir neyin var senin? Hiç. Cep telefonumu arıyorum. Peki bu yüzden mi sinirlisin? Benim burada olduğumu bile fark etmedin. Anne konunun seninle bir ilgisi yok. Peki seni bu kadar sinirlendiren ne? Ne olacak? Şu saçma sapan birleşme konusu. Ne birleşmesi? Böyle durumlarda niye her zamanki gibi en son ben duyuyorum her şeyi? Artık kaldıramıyorum. Burama kadar geldi. Ne biçim bir aileyiz biz anne? He? Emir. Ne birleşmesinden bahsediyorsun sen? Bizim otelde Yeşim'in annesinin oteli. Efendim? Biraz oturur musun? Lütfen. Yeşim ve Sinan evlendiğinde oteller birleşecek. Ve Sinan hepsinin genel müdürü gibi bir şey olacak. En azından benim anladığım bu. Böylece hayırlı evlat rolünü daha iyi oynayabilecek. Bunlar çok ani gelişmeler. Ekrem bu planı kendi başına mı yapmış acaba? Hiçbir fikrim yok. Her zaman olduğu gibi her şeyi en son ben duyuyorum. Ve bu beni delirtiyor. Benim otelim ve Meleğin otelleri. Yeşim'in annesi niye durduk yere yönetimi bıraksın ki? Nereden bileyim? Bana bir şey mi anlatılıyor anne? Böyle bir durumda fikri sorulması gereken ilk kişi ben değil miyim? Hem böyle bir karar bütün ailenin onayını gerektirir. Neyse. En azından sen de benim gibi düşünüyorsun. Bütün aile bir araya gelip bu konuyu konuşmalıyız. Peki. Nasıl istersen. Ama şimdi benim restorana dönmem gerekiyor. Yoksa her şey birbirine girecek. Yeni aldığımız kız da ortalıktan kaybolup duruyor zaten. Harika. Mutfaktakiler bu sefer harika bir iş çıkarmışlar. Nefis bir yemek. Bunu istersen bana değil Emir'e söyle baba. Belki biraz sakinleşir. Emir de zamanla beni anlayacaktır. Bak seninle birbirimizi ne kadar güzel anlıyoruz ve birbirimize inanıyoruz. Evet. Teşekkürler. Rica ederim. Evet. İster iş hayatında olsun ister özel hayatta... Güven önemli bir şey. İnsan ailesine güvenemezse kime güvenebilir ki? Tabii. Ama bunun tam tersi de olmalı. Ne demek istiyorsun? İnsan ailesine güveniyorsa bunun karşılığını iş hayatında da alabilmeli. Sen ve Yeşim mükemmel bir çiftsiniz. Bu da mükemmel bir aile şirketinin temellerini oluşturuyor. Eminim Yeşim'in annesi de böyle düşünüyordur. Sen böyle mi düşünüyorsun? Melek beni pek sevmez bilirsin. Ama seni ne kadar takdir ettiğini herkes bilir. Seni oteller zincirinin başına geçecek genç iş adamı olarak görmesi beni hiç şaşırtmaz.
Pardon baba. Alo. Yeşim. Ne güzel bir sürpriz bu. Biz de tam senden bahsediyorduk. Yeşim, biraz daha yüksek sesle konuşur musun? Duyamıyorum seni. Evet, şimdi duyuyorum. Tabii ki. Tabii ki aramana çok sevindim. Çok güzel. Evet, görüşmek üzere. Hoşça kal. Yeşim, Antalya'da havalimanındaymış. Bu harika bir haber. Şimdi de kolum yandı diye işe gelmez. Bence de öyle olacak. Bu kız bu işi beceremeyecek. En başından beri söylemiştim. Kendine başka bir iş araması gerek. Ben en baştan zaten alınmasına karşıydım. Öyle mi? Şimdi İnci Hanım'ın sakinleşmesi için ona yardım edeyim. Niye ben? Çünkü yeni eleman alınmasını siz istediniz Belki Hanım. Bu işi de siz halledeceksiniz. Neyse tamam. Arkadaşlar, buraya kadar her şey tamam. Gerisini siz halledersiniz. Tamam. Ben İstanbul'a gidiyorum. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Buna niye karşı olduğunu anlayamıyorum. Sen de çok iyi biliyorsun ki kimse otel işlerini Alev'den daha iyi bilemez. Saygısızlık etmek istemem ama bu bir aile meselesi. Ve ilk önce aile içerisinde tartışılması lazım. Ben kimseyi zor durumda bırakmak istemem. Necdet, sen de bir şey söyle bari. Bence Sinan haklı. Aa, işte bu harika. Söyler misin Alev? Bu birleşme fikri senden çıkmış olabilir mi? Ya şimdi bu fikrin kimden çıkıp çıkmadığı önemli değil. Necdet Hanım, biliyorsunuz ki benim tek amacım Tekinsoy ailesinin her zaman mutluluğu olmuştur. Olabilir Alev. Ama yine de olayın gelişme şekli hiç de hoş değil. Ne demek istiyorsun? Bu fikirden en son benim haberdar olmam. Takdir edersin ki hiç de hoş değil. İşte tamam, sen de söylüyorsun, bu bir fikir ve biz de şu anda bu fikri tartışıyoruz. Ekrem hayatım, sana şunu hatırlatmak istiyorum. Bu otel benim ailemden kaldı. Seninkinden değil. Evet ama... Ama nedense bazen bunu unutmuş gibi davranıyorsun. Alev'in burada olduğunu unutuyorsunuz. Onu aile meselelerimizle sıkmayalım isterseniz. Ben en iyisi gideyim. Ankara'da yapılacak fuar için bir şeyler hazırlamam gerek zaten. Bunu yapmaya mecbur muydun ha? Bu kim neyi ne zaman öğrendi saçmalığı, ne zaman bitecek ha? Şimdi önümüzde bir fırsat var ve odaklanmamız gereken konu bu. Birleşme sadece bir fikir ve bu konuyu aceleye getirmenin hiçbir anlamı yok. Katılıyorum. O zaman bu birleşmenin bize getireceği avantajları... Ya da bizden götüreceklerini. Konuşmaya başlasak iyi olur. Tamam, o zaman konuşalım. Nihayet. Ama önce Emir'in de burada olması gerekiyor. Sana muz getirdim.
Teşekkür ederim. Sen mutfakta tatlı yapmayacak mıydın? Bu çıraklık işi de nereden çıktı anlamıyorum. Her tarafın kesik yanık içinde kalmış. Üstelik bu daha ilk günün. İnci, dibi tutmuş tencereleri kazımak, etleri kesmek sana göre değil. Sen yine tatlılar, çikolatalar yapmalısın. Tıpkı babaannenin yanında yaptığın gibi. Evet. Elbet bir gün yeniden yapacağım. İyi ama ne zaman? Hiçbir fikrim yok. Daha fazlasını yapabileceğimi ben de biliyorum. Ama bir yerden başlamak gerek. Burada yamaklık yapmak sana hiç yakışmıyor. Düşündükçe tepem oturuyor. Sinan böyle bir şeye nasıl izin verebilir? Yeni bir gelişme oldu mu bu arada? Sinan'la tekrar konuşabildiniz mi? Hayır. Onunla konuşmalısın bence. Evet. Evet belki de. Ama şimdi mutfağa dönmem gerek. Bu otelin mutfağında çalışmak istediğine emin misin? Bu kadar kolay pes etmem. Yarın yeni bir gün. Önce kendimi ispatlamam gerek. Lütfen oturur musun? Sinirimi bozuyorsun. Nerede kaldı bu çocuk? Birazdan gelir. Her zamanki emir. Eleştirmeye gelince ondan iyisi yok. Ama iş bir şey yapmaya gelince ara ki bulasın. Emir sorumluluklarının farkında. İşi bitince gelecektir. Restoran kapanalı çok oldu. Arif onu çağırmak için gönderdiğimden bu yana da bir saat geçti. Geç kalacağını telefonla bildirebilirdi. Bu nasıl bir sorumsuzluk? Ne o? Sen de mi ortadan kaybolacaksın? Mutfağı arayacağım. İyi fikir. Telefona bakar mısın? Elim dolu. Alo mutfak. Alo. Ben Sinan Tekinsoy. İnci. Alo. Ben Emir'i aramıştım. Emir Bey'i mi? Bir saniye sorayım. Emir Bey burada mı? Hayır, bugün erken çıktı, İstanbul'a gidecekmiş. Emir Bey İstanbul'daymış. Emir İstanbul'a gitmiş. Tamam. Teşekkürler. İşte bu harika. Emir Bey İstanbul'da eğlensin. Biz burada ha geldi ha gelecek diye bekleyelim. Anlayamıyorum. Arif çıkmadan ona yetişememiş mi? Bilmiyorum. Gelmek istememiştir besbelli. Olanları alınmıştır muhakkak. Hadi biraz çabuk ol. Yardıma ihtiyacım var. Ocağı temizle. Yazık. O zaman biz konuşmaya başlayalım. Yarın sabah Emir'e fikrini sorarız. Bence de en iyisi bu. Peki Nedret. Ergüvenlerle birleşmenin nesine karşısın? Ergüvenlere karşı falan değilim. Meleği severim. Yeşim'i de tabii ki. O zaman sorun ne? Biz bir aile oteliyiz. Eğer büyük bir şirketin küçük bir parçası haline geleceksek... bunun bize ne faydası olacak merak ediyorum. Ama otel yine bizim kalacak. Evet, bizim kalacak. Ama bu birleşmeden sonra biz onların küçük bir parçası haline geleceğiz. Bütün para sıkıntımız bitecek ve oteli yenileyebileceğiz. Ve tabii bir de golf sahası yapacağız. Değil mi? Biliyorum. Golf sahası bir başlangıç. Daha pek çok şey yapabiliriz. Sence bu tehlikeli değil mi? Biraz fazla aceleci davranıyorsun gibi geliyor bana. Ben de ilk başta senin gibi düşünüyordum anne. Ama biliyorsun, biraz daha fazla paramız olursa daha bağımsız olabiliriz. Sinan doğru söylüyor. Peki
Bu senin gelecekte kuracağın aile için bir yük oluşturmayacak mı? Yeşim'i seviyorum. İş hayatım bu sevginin önüne geçmeyecektir. Elin nasıl oldu? İdare eder. Biz yine bir aile şirketi olmaya devam edeceğiz. Ama tek fark, biraz daha büyüyeceğiz. Peki ya Emir'e ne olacak? Dev bir işletme ona uygun değil. Onun küçük ama kontrol altında tutabileceği bir restorana ihtiyacı var. Görüyorsun değil mi Nefret? Eğer burada olsaydı bu duruma kendi itiraz edebilirdi. Ama ortalıkta yok ve duyunca yine çılgına dönecek. Lütfen tekrar başlama Ekran. Emir'in yepyeni bir mutfağa itiraz edeceğini sanmıyorum. Ve mutfak yine küçük kalabilir. Başım çok ağrıyor. Gittiğimiz disko çok gürültülüydü. Orada hiç öyle demiyordun ama. Vallahi sabaha kadar dans ettim. E ne yapayım? Sen hiç oturmadın ki. Yalnız mı bıraksaydın seni? Karnım aç. Benim de. Ben gidip bir şeyler yesem iyi olacak. E restoranda birlikte yeriz. Olmaz ya sizinkiler görürse? E görsünler ne var yani? Biz birlikte kahvaltı edemez miyiz? İyi de gece dışarıya çıktığını biliyorlar. Şimdi bizi beraber görürlerse yanlış anlarlar. Yok yok anlamazlar. Hem zaten bu saatte kimse ayakta değildir. Birkaç tane müşteri, birkaç tane de otel çalışan. Ne olacak yani? Hı? İyi, peki o zaman. Sen restorana git, benim ufak birkaç işim var. Halledip hemen geliyorum. Tamam. Tamam mı hadi? Tamam. Günaydın. Günaydın Ekrem Bey. Erkencisiniz. İnsanlar yaşlanınca uyuyamıyor. Uyanınca da yatakta duramıyor. Yok canım siz yaşlı değilsiniz. Öyle mi dersin? Teşekkür ederim. Siz gençler de bugünlerde biraz uykusuzluk çekiyorsunuz galiba. Hayli yorgun görünüyorsun. Dün gece pek iyi uyuyamadım da ben. Kendine kahvaltı alsana. Harika bir kahvaltı hazırlatıyorum. Günaydın baba. Günaydın Emir. Gazetenin yemek ekisi sende mi? Oralarda bir yerde. Evet. Yeni bir Fransız lokantası açılmış. Onunla ilgili bir haber var. Bahçesi bir şey beceremiyor. Melda çekinme. Lütfen otursana. Otelde ilk günüm hiç de başarılı geçmedi. Ama bugün her şey daha iyi olabilir. Tek yapmam gereken Sinan'ı konuşmaya ikna etmek. Sonuçta ben bir sahtekar değilim. Bu ikimizin arasında bir engel olmamalı. Birbirimize ait olduğumuzu söyleyen o his bir aldanma olamayacak kadar gerçekti. Şeyler yemen lazım. Aç değilim. Hani kahvaltı etmemiştin? Anne üstüme gelme. İnsan bütün geceyi senin gibi dışarıda geçirirse bir şeyler yemesi gerekir. Anne ben yetişkin biriyim. Öyle mi? O zaman ona göre davran. Babam bütün gece seni sordu. Bana da bu yaştan sonra yalan söyletiyorsun. Kötü bir şey yapmadım ki. Emir'le sinemaya gittik. Ondan sonra da gidip biraz dans ettik o kadar. Tüm geceyi dışarıda onunla geçirdin. Baban öğrenirse neler olur hiç düşündün mü? Hem de Emir gibi sevimsiz bir çocuk için bu kadar çok şeye katlanmaya değer mi? Anne abartıyorsun. Sana karşı davranışları çok tutarsız. Emir beni seviyor anne ve ben bundan eminim. Canım kızım benim. Amacım seni kızdırmak değildi. Ama seni mutsuz görmeye dayanamıyorum. Benim için endişelenmene gerek yok. Ben ne yaptığımı biliyorum.
Öyle mi? Dışarıdan bakınca hiç de öyle görünmüyor ama. Şu anda tek ihtiyacım olan şey biraz uyku. Bence kendine İnci'yi örnek almalısın. Aklı başında iyi bir kıza benziyor. İnci'yi mi? Ondan hoşlanmadığını sanıyordum. Fikrimi değiştirdim. Gerçekten çok çabalıyor. Daha dün başaramayacağını söylüyordun. Yanılmışım. İyi de bunun benimle ne alakası var? En azından o Tekin soylardan biriyle birlikte olmayacak kadar akıllı bir kıza benziyor. Bir demet çiçek. Tabii. Hemen sipariş veririm Sinan Bey. Şöyle güzel büyük bir buket olsun. Olur. Hangi çiçeklerden yapılsın? Ha, özel bir tercihiniz var mı? Hayır. Dur bir dakika. Papatya olsun. Şöyle büyük papatyalardan. Olur. Kartın üzerine hangi ismi yazmamı isterseniz? Bu ne biçim soru Arif Bey? Tabii ki yeşim yazılacak. Tabii ki. Affedersiniz. Evet. Sizinle bir dakika konuşabilir miyim? Ne vardı? Eğer mümkünse özel olarak. Tabii. Buyurun, ofisimde konuşalım. İşle ilgili bir sorun herhalde Arif Bey. Seni rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ama seninle mutlaka konuşmam gerekiyordu. Konu nedir? Seni hayal kırıklığına uğrattım. Ama bir konuyu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Ben dolandırıcı değilim. Evet tabii. Sahte belge düzenlemek dolandırıcılık sayılmıyor değil mi? Öyle değil. O mektubu hazırlamam elbette ki yanlıştı. Çok yanlıştı. Ama sırf bu yüzden bana bir anda dolandırıcı damgası vuramazsın. Ben senden çıkar sağlamaya çalışan bir dolandırıcı değilim. Evet, belki de haklısın. Ama öyle ya da böyle artık fark etmiyor. Anlayamadım. Demek istediğim... artık beni ilgilendirmiyor. Ne demek bu? Ben mi seni artık ilgilendirmiyorum? Kastettiğim ben miyim? Sana inanmıyorum. Senin için bir hiç olamam. İnanmayabilirsin. Beni yıllardır tanıyor gibi hissettiğini kendin söylemiştin. Aramızda özel bir güven bağı olduğunu... Senin kötüye kullandığın güven bu. O kadar mı gözünden düştüm? Evet. Hayır öyle değil. Çıkıyorum. Ama birbirimizi ilk gördüğümüz andan itibaren hissettiğimiz her şeyin yalan olduğunu yüzüme söylemeni istiyorum. Beni bir daha görmek istemediğini, bana karşı hiçbir şey hissetmediğini yüzüme söylemeni istiyorum. Bana doğruyu söyle. Her şeyi ben mi yanlış anladım?
bu aşk öyle kolay kolay anlatılmaz. Bu sevdanın yerini hiçbir şey tutamaz. Geceki davranışın hiç de hoş değildi. Farkındasın değil mi? Neymiş o? Arif sana yapacağımız toplantıyı haber verdi. Ama sen onun yerine Melda ile İslam'da eğlenmeyi tercih ettin. Ne eğlenmesi? Ben önemli bir iş için gittim. Hep beraber oturup bu birleşme konusunu tartışacaktık. Ama sen yoktun. Senin fikrini de duymayı çok isterdim. Gerçekten mi? Evet. Beni yalnız bıraktın. Özür dilerim. Ben konuşacağınızı unutmuşum. Çünkü hiç dinlemiyorsun. Özellikle de aile konularına hiç önem vermiyorsun. Bu doğru değil anne. Hayır doğru. Seni dışladığımızı söyleyip duruyorsun ama sürekli aileni hayatın dışında tutan sensin. Kendinden başka hiçbir şey düşünmüyorsun. Evet. Babanla abinin arası da her zaman harika değil ama en azından bir sorunları olduğu zaman bunu konuşabiliyorlar. Neyi yanlış yaptıklarını bulabiliyorlar. Hemen suçu başkalarının üzerine atıp işin içinden sıyrılmıyorlar. Haklısın. Bir dahaki büyük aile toplantısına ben de katılacağım. Emir. Hayatımızda pek çok şey değişmek üzereyken hep beraber olmalı ve beraber karar vermeliyiz. Bir aile olarak. Tamam mı? Sen gözlerimin içine bak. Sinan, özür dilerim. Affet beni. Demek amacın beni kullanmak değil. Para kopartıp kaçmayı planlamıyorsun. Ne parası? Paran umurumda bile değil. Senin için hissettiklerim gerçek. Benimkiler de çok farklı değil. Kolay kolay anlatılmaz. Bu sevdanın yerini hiçbir şey tutamaz. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ama misafirleriniz az önce geldi Sinan Bey. Misafirler geldi. Tamam hemen geliyorum. Müsaadenizle in canım. Sonra konuşuruz. Her şey yolunda gidiyor. Sen de bir içki ister misin? Hayır. Biliyorsun saat 5'ten önce içki içmiyorum. Ama istisnalar kaideyi bozmaz. Kadeh tokuşturmamız gerek değil mi? Beni her seferinde ikna etmeyi nasıl başarıyorsun? Bu fikirlerimi Sinan ve Nedret'e kabul ettirmek hiç de kolay olmadı. Senin fikrin mi? Nedret tam anlamıyla ikna olmuş değil. Ama bu birleşmeye karşı çıkması için de bir sebebi yok. Peki Sinan o senin fikrin hakkında ne düşünüyor? O da ilk başta biraz tedirgindi ama şimdi gayet memnun. İyi iş çıkartmışsın. Evet. İlk adımı attım. Şimdi Melek Ergüven'in durumunu düşünelim. Bakalım o bu konuya nasıl bakacak? O konuyu sonra görüşürüz.
Şimdi tamamen seninle ilgilenmek istiyorum. Anlaştık. Sabah kendimi çok kötü hissettim. Restorana bir girdim, baban karşımda oturuyor. Ne var bunda? Restoranın sahibi babam. Yani tabii normal. Ama yine de akşamdan kalma bir haldeydim ve çok kötü gözüküyordum. Ne olmuş? O an çok utandım. Bütün gece seninle dışarıda olduğumuzu anladı. Babam böyle şeyler düşünmez Melda. Sen hiç utanmadın mı? Yani kendimi öyle birden sıradan bir kızmışım gibi hissettim. Nereden çıkarıyorsun? Babam seni sever. Benim ailem seninkiler kadar rahat değil. Yani annem bütün gece seninle dışarıda olduğum için bana çok kızgın. Hem babam da bir şeylerden şüphelenecek diye çok korkuyorum. Fazla abartıyorsun. Şüphelenecek hiçbir şey yok Melda. Şöyle baksana. Evet, çok güzel görünüyor. Burada eskiden bir arkadaşım otururdu. Çocukken beraber oynardık. Adı neydi? Kerem miydi? Neyse. O zamanlar bu evi çok severdim. Bizim oteldeki evimizden çok daha rahat, çok daha huzurluydu. Ben de çok beğendim. Beğendin değil mi? Bilmiyorum. Otel çok büyük. Orayı bir türlü sevemedim. Hala mı sevmiyorsun? Asıl şimdi sevmiyorum. Aslında mesele ev değil. Daha çok aileyle ilgili. Niye? Sorun ne? Bilmiyorum. Ama artık sinirime dokunuyorlar. Galiba taşınmam gerekiyor. Sen üşüdün Melda. Gidelim. Bunlar ne güzel çiçekler. Çiçekleri Sinan Bey sipariş etti. Küçük hanım. Efendim? Sizin mutfağa gitmeniz gerekmiyor mu? Evet, haklısınız. Ben gideyim o zaman. Oo, hoş geldiniz Yeşim Hanım. Hoş bulduk Arif Bey. Nasılsınız? İyisiniz inşallah? İyiyim, çok teşekkür ederim. Aman, sağ çok olun. Memnun oldum. Papatya. Ah Sinan, çok teşekkür ederim. Çok düşüncelisin. Seni seviyorum bir tanem. Fırtınalı bir aşk bu. Öyle kolay anlatılmaz. Gelip geçen bir şey değil ki bu. İstesem de kurtulunmaz. Fırtınalı bir aşk bu. Aşk bu.